Evet, şimdi arkadaşlar bugün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu dönemdeki onun peygamberliğine delil olan, yani bir peygamber olduğuna bizim inancımızı kuvvetlendirecek hem bir ayet-i kerime ve o ayet-i kerimenin ışığındaki o dönemde yaşanmış bir hadiseye bakışımız ve onun neticesinde ise o peygambere ve o Kur'an'a karşı olan itikadımızın kuvvetlenmesini sağlayacak bir bölüm okuyacağız. Bu ne demek Hüseyin? Yani peygambere iman hepimizin üzerine farz, değil mi? Yani sen Hazreti Muhammed gerçekten bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim gerçekten Allah'ın kitabıdır diye böyle bir inanca sahip olman gerekiyor. Ne için? Allah'ın rızasını kazanmak ve cennete girebilmek, cehenneme gitmemek için. Peki bunun için de bir altyapı gerekiyor. Yani birçok insan, birçok derslerde ifade ettiğimiz gibi peygamberimize iman ediyoruz ama bu genelde taklit. Neydi senin isim? İlk defa mı geliyorsun Mahmut? Bu akşam ilk defa mı geliyorsun? Bir şey sorabilir miyim? Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyor musun? Niye? Kur'an-ı Kerim'i indirdiği için. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed mi indirdi? Bildirdiği için mi? Yani Kur'an'da mı yazıyor Hazreti Muhammed olduğu peygamber? O kadar bilmiyorsun. İnan dediler, inandın. Kaç yaşındasın? 21. Hiç merak ettin mi gerçekten peygamber mi diye? Hayır. Sence yanlış söylemiş olabilirler mi? Hayır. Neden? Hiç mi ihtimal yok? Kalbim inancı. Kalbin, aklın peki? Bakın Mahmut'u değil mi? Yani Mahmut kardeşime sorduğum soruyu kendinize sorun. Şu anda içinizde gerçekten bunu anlatabilecek, inancının altyapısını bize sunabilecek birisi var mı? Yani normalde o Mahmut %90'lık kısmı anlatıyor. Evet kalben değil mi? E söylediler abi ben doğar doğmaz işte Hazreti Muhammed peygamberdir dediler. Bir ses var, bir sessiz alık alabilir miyim? Kendi aranızda bir konuşmayın. Bir uğultu var. Biz hepimiz bu kalben tasdikle iman ettik. Evet dedik. Bak ne diyor? Kalbim daha çok ağır basıyor ama bu doğru değil. Akılla buraya devreye girmesi lazım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin peygamber olduğunu iddia ettiği süreçten bizim bu asra kadar çok zaman geçti. Yani gördüğümüz birisi değil. Öyle değil mi? Acabalar, şüpheler olmaması ve elimize deliller bulunması lazım. Ben size inşallah şimdi bir yer okuyacağım. Saatimize de basalım. Bu okuyacağım yerde hepimiz bu okuduğumuz, öğrenmiş olduğumuz bilgilerin neticesinde Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna dair olan inancınız daha kuvvetli, daha sabit bir hale gelecek. Nasıl olacak bakalım. Bakın bir ses mi var arkadaşlar arkada? O ses konuşma varsa dışarıda konuşsun onlar. Kim konuşuyorsa telefonla. Şimdi buraya çok dikkat edin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hıfzı ve ismeti. Peygamberimizin mesela mucizeleri, bildiğimiz mucizeler peygamberle delildir değil mi? Yani birisi çıkmış Hazreti Muhammed isminde bir zat. Diyor ki ben Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Biz ona ne sormuştuk geçmiş derslerde hatırlarsanız. Peki gerçekten peygambersen bize ne göstermesi lazım? Mucize. Mucize nedir? Normalde bir insanın yapması mümkün olmayan işler demektir. Olağanüstü işler demektir. Peygamberimizin hayatından bunları hatırlıyorsanız. Mesela ne gibi? Parmaklarından su akması gibi. Normal bir insanın yapabileceği bir şey mi? Değil. Bakın biz bu hadiseye bakıyoruz. Diyoruz ki ya parmaklarından su akan bir insan sıradan bir insan olamaz. Sonra bir işaretiyle ağaçlar sökülüp geliyor. Değil mi? Peki böyle bir olay bir insanın yapabileceği bir iş mi? Değil. Bunun gibi kaç tane mucize vardı? Bine yakın mucize var değil mi? Belki binden fazla mucize var. Yani peygamber olduğunu bize izah ve ispat eden, delillendiren böyle mucizeler var. İşte bunlardan bir tanesi de ki bu çok önemli. Ben bunu okuduğum zamanda da çok etkileniyordum. Çok da dehşet hakikaten. Bakın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hıfzı. Yani muhafaza edilmesi ve ismeti yani korunması bir mucize-i bahiredir. Apaçık büyük bir mucize. Ne demek bu? Bu ifade. Bakın bir ayette okuyorum, mealen ifade ediyorum. Çok dikkat edin. Allah seni insanlardan korur. Yani seni hiç kimse öldüremez.
bu sözün tabiri caizse muhatabı bütün insanlık, değil mi? Yani biz bunu bu asırda da duyuyoruz, o asırda da duyuyoruz. Şimdi dikkat edin, söyleyen kim? Allah. Ne diyor? Allah seni insanlardan korur. Kime söylüyor? Peygamberimize. Buraya çok dikkat edin. Peygamberimize diyor ki korkma, seni hiç kimse öldüremez. Çünkü senin koruyucun benim, hiç endişen olmasın. Şimdi dikkat edin arkadaşlar, bu ayetin geldiği zamandan peygamberimizin devam ettiği sürece kadar, yani 40 yaşında geliyor peygamberlik, 63 yaşına kadar bir zaman dilimi var, değil mi? Örnek veriyorum, misal olarak tam indiği tarihi bilmiyorum. İşte atıyorum 6 yıl sonra bu ayet geldi. Korkma, Allah seni insanlardan korur. Normal şartlarda senin isim neydi? Harun. Şimdi dikkat et, beni iyi dinle ve dikkatli cevap ver. Peki 6. yıl peygamber normalde bir kafir tarafından öldürülseydi, İslamiyet'te bir dava kalmazdı, değil mi? Niye peki? Çünkü ayet seni hiçbir insan öldüremeyecek diyor. E peki bir insan öldürürse bu Kur'an ne olur o zaman bu iddiasında? Yalan olur. Yani gerçekten bir yaratıcının sözü olmadığı ortaya çıkar. Bakın çok ince burası. Yani 23 yıllık o süre içerisinde hiçbir insan tarafından öldürülememesi gerekiyor. Çünkü ayet öldüremeyecekler, ecelinle vefat edeceksin diyor. Bu çok büyük bir iddia. Şimdi bu ayet kendi başına Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ve Hazreti Muhammed'in de hak bir peygamber olduğunu izah ve ispat eden çok net bir ayet. Şimdi açıklamasını ve içeriğini inceleyelim. Bakın ne diyor. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam çıktığı vakit. Şimdi o asra gidin. Yani o asr-ı saadet dönemine, o Arap Yarımadası'na gidin şöyle hayalen. Aleyhissalatü vesselam çıktığı vakit değil, yalnız bir tayfeye, yani yalnız bir kısım 3-5 insana değil, bir kavme, bir kısım ehli siyasete veya bir dine, belki umum padişahlara ve umum ehli dine tek başıyla meydan okudu. Doğru mu? Bütün insanlığın anlattığı şey bu. Yani Hazreti Muhammed çıktı, değil mi? Çıkınca bütün insanlığa meydan okudu. Bu meydan okumanızın neticesinde karşısında bir anda düşmanlar çıktı. Yani binlerce düşmanı oldu ve bu düşmanların her birisi de onu öldürmek için türlü türlü planlar yaptı. Onları okuyacağım şimdi. Ama bir tanesi öldürülebilseydi Ahmet ne olacaktı? Yani Kur'an'ın davası bitecekti. İslamiyet diye bir şey kalmayacaktı. Çünkü Allah ecelinle öleceksin, Allah seni insanlardan koruyacak diyor. Ama bir insan gelip öldürüyor. O zaman ne yapardı kafirler? Ellerini alırlardı ayetleri, derlerdi ki hani bak öldü. Hani eceliyle ölecekti. Bak öyle değil. Ama o kadar iddialı bir ayet ki bu, 23 yıllık bir risk var. Değil mi? İnanılmaz. Şimdi bakın. Halbuki düşmanlara bakın. Onun amcası en büyük düşman. Ve kavim ve kabilesi düşman iken 23 sene nöbettarsız, koruma yok, tekellüfsüz, hiç çekinmeden, yani hiç kimseye hani bizim tabirimizle geri vites yapmadan, muhafazasız, pek çok defa suikaste maruz kaldığı halde savaşlar da geçiriyor, değil mi? Uhud, Bedir gibi dehşetli savaşlar, kafirler fazla değil mi? Yani öldürülme riski çok yüksek savaşlara da giriyor. Ama ayet duruyor orada. Korkma, Allah seni insanlardan korur. Kemal-i saadetle rahat döşeğinde vefat edip mele-i alaya çıkmasına kadar hıfz ve ismeti, yani Allah'ın onu koruması ne kadar kuvvetli bir hakikati ifade ettiğini gösterir ve ne kadar metin kuvvetli bir nokta istinad olduğunu güneş gibi gösterir. Sadece bu ayet. Bakın numune olarak birkaç hadiseyi zikredeceğim size. Çok dehşetli. Birincisi ehli siyer,
Yani İslam tarihi, hadis müttefikan haber veriyorlar ki Kureyş kabilesi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürtmek için kat'i ittifak ettiler. Çok meşhur bir hadisedir. Oradaki bütün Kureyş halkı ne yapıyorlar? İttifak ediyorlar, birleşiyorlar. Amaç ne? Öldürülecek. Hatta insan suretine girmiş bir şeytanın tedbiriyle Kureyş içine fitne düşmemek için o Kureyş'te bulunan her kabileden en az bir adam içinde bulunup, bakın kaç kişi, 200'e yakın insan Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in taht hükmünde olarak, yani onların emir komutasında olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hane-i saadetini bastılar. Evinin etrafını kuşatıyorlar. Bakın bütün kafir tarihlerinde de geçen kaydı söylüyorum. Sadece Müslüman tarih değil bu. Kafirler de aynısını anlatıyorlar. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evin etrafını 200 tane farklı kavimlerden birer adam geliyor, çeviriyorlar, öldürecekler. Ayeti unutmayın. Bakın ne oluyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Ali radıyallahu anh vardı. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye dedi ki sen bu gece benim yatağımda yat. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam beklemiş. Ta Kureyş, o kavim, o 200'e yakın adam geliyor. Bütün evin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı. Buraya çok dikkat edin. Bir parça toprak başlarına attı. Bir toprak, yani şöyle bir avuç toprağı böyle savuruyor. Çok müthiş bir mucize. Hiçbirisi onu görmedi. Hepsinin gözlerine giriyor toprak. Bak kendileri anlatıyor bunu. Çok ilginç bu. Ne olduğunu çözemiyorlar. İçlerinden çıktı gitti. Onlar gözleri uğraşırken Resulullah yanlarından geçip gidiyor. Gar-ı Hira'da iki güvercin ve bir örümcek, meşhur hadiseleri bilirsiniz. Kapıya kadar geliyorlar değil mi? Ne var arada engel? Ya mümkün mü böyle bir şey? Bakın öldürmek için geliyorlar. Kureyş ona karşı nöbette alıp muhafaza ettiler. Yani o kabilelere karşı. Bakın birkaç hadise. Şimdi buraya çok dikkat edin. Vakat-ı katiyedendir ki mağaradan çıkıp Resulullah Medine tarafına gittikleri vakit Kureyş reislerinden o büyük zatlar, hani o zaman kafirlerin zenginleri mühim bir mal karşılığında, hani başlık ödül koyuyorlar ya başına ödül, böyle bir şeyle Süreka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler. Git öldür diye. Ta takip edip onları öldürmeye çalışsın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber o mağaradan çıkıp giderken gördüler ki, bak o takipçiyi görüyorlar, Süreka geliyor. O katil yani. Bu geliyor. Ebu Bekir Sıddık telaş ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mağarada dediği gibi üzülme, korkma, Allah bizimle beraberdir. Bir ayet gelmiş ya. Cenab-ı Hak ne demişti ayet, hatırlayalım. Allah seni insanlardan korur, korkma, ecelinle öleceksin. Bak müthiş bir şey. İnanılmaz tehditler, inanılmaz şeylerden geçiyor, suikastlardan geçiyor. Bunu söyleyip Süreyka'ya bir bakıyor, o katile bir bakıyor. Süreyka'nın atının ayakları yere saplanıp kalıyor ve tekrardan Resulullah o baktıktan sonra hani dönüyor ya arkasını, o Süreyka bir daha kurtuluyor. Atın ayakları yerden bir daha çıkıyor. Yine takip ediyor o katil. Tekrar atın ayaklarını saplandığı yerden bu sefer duman gibi bir şeyler çıkmaya başlıyor. O vakit Süreyka, o katil anlıyor, ne onun elinden ve ne de kimsenin elinden gelmez ki o Resulullah'a ilişebilirsin. El aman diyor peygambere, diyor ki beni affet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam aman veriyor, tamam diyor, sana bir şey yapmayacağım. Bakın saplanmış kalmış, korku basıyor o katili. Fakat diyor git öyle yap ki başkası gelmesin. Anlat bunu diyor. Şu hadise münasebetiyle bunu da beyan edelim, çok ilginç bir konu daha var. Sahih bir surette haber veriyorlar ki bir çoban, bak ne hadiselerden geçiyor. Onları Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'i görüyor, sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gidiyor. Yani bu hadiseyi görüyor, yerlerini tespit ediyor, kaçıyorlar ya, tespit ediyor
Mekke'ye dahil oluyor çoban gidiyor. Ben gördüm diye Mekke'deki o zenginlere haber verecek, ne alacak? Para alacak. Bakın Mekke'deki zenginlerin yanına gidiyor. Ne için geldiğini unutuyor. Bakın müthiş bir şey. Geliyor bakıyor böyle. Bak koşa koşa gelmiş. Gördüm bak haber verecek, para alacak. Geldiğini unutuyor. Ne kadar çalışmış ise hatırına getirememiş. Mecbur olmuş, dönmüş. Sonra çoban anlamış ki ona unutturulmuş. Bakın bunu niye anlatıyorum ben size? Bunlar tarihte yani hiç kimsenin inkar edemediği ve işin ilginç tarafı ne? Kafirlerin anlattığı olaylar bunlar. Kendi ağızlarıyla bunları anlatıyorlar. Yani çoban bunu anlatıyor, işte öteki süreka anlatıyor, kendileri anlatıyor bunu. Hani Müslümanların kendi arasındaki hikayeler değil bu yani. Çok ciddi bir olay. Şimdi şuraya çok dikkat edin. Gazve-i Gatafan'da, iki tane daha okuyacağım hadise. Enmar'da müteaddit tariklerle yani çok farklı insanların anlatmasıyla eimme-i hadis, hadis imamları haber veriyorlar ki Gavres isminde cesur bir kabile reisi kimse görmeden tam Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başının üzerine gelerek yalın bir kılınç elinde olduğu halde yani şeyden çıkmış, kılından çıkmış, bak Gavres çok meşhur yani böyle o dönemin tabiri caizse böyle ağır abilerinden birisi, bir kabile reisi ama çok güçlü. Kılıcı da kaldırmış, nerede? Resul-i Ekrem'in başın üzerine gelerek yalın kılınç elinde olduğu halde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki, bir de racon kesiyor, kim seni benden kurtaracak? Ama bakın düşünün, o sahnede hiçbir şey yapamazsın. Cesur, kuvvetli, silah kullanmayı çok iyi bilen birisi. Resul-i Ekrem'i peygamberimizi yalnız başına yakalamış ve tamamen çıkmış. Yani kaçması, hareket etme şansı hiç yok peygamberimizin. Kim seni benden kurtaracak demiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir tek kelime söylüyor. Allah. Neden? Ayet var çocuklar, unutmayın. Hiçbir endişesi yok. Hiçbir endişesi yok. Çünkü sen ecelinle öleceksin diyor Allah. Seni hiç kimse öldüremeyecek. Sonra böyle dua etti. Bakın duasına bakın Resul-i Ekrem'in. Allah'ım dilediğin bir şeyle beni bu adamdan kurtar. Birden o Gavres iki omuz ortasına gayipten bir darbe yer. Birdenbire hiç kimse yok. O kılınç elinden düşer, yere yuvarlanır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kılıcı eline alır. Şimdi seni kim kurtaracak der. Normalde ben bu dakikada olsaydım adamı lime lime yapmıştım yani. Değil mi? Doğal olarak hepiniz de böyle davranmaz mısınız? Herif gelmiş artistlik yapıyor. Biz bunu normalde levye ile yapıyoruz değil mi? Öyle olmuyor mu? Adam böyle falan filan yapıyor. Böyle mi levye arıyorsun? Değil mi? Herif böyle biraz da zaafiyetini hissedersen adamın. Bakın işte burada da karakterimiz çıkıyor. Güçlü ne demek? Güçlü affeden demek. Affetmeyen zayıflar affetmez. Unutmayın bunu. Zayıf karakterli insanlar affetmez, vurursunuz. Ama güçlüyse o affeder. İşte bakın bir güçlü göreceksiniz şimdi. Seni benden kim kurtaracak der, sonra affeder. O adam gider tayfasına, o halkına gider. O pek cüretkar, cesur adama karşı herkes hayrette kalır. Ne oldu sana? Ne için bir şey yapmadın dediler. O dedi, hadise böyle böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum. Neden bu sözü söylüyor biliyor musunuz? Çünkü yaşamış olduğu dönemde affeden yok. Hani Romalılarda bir hadise var, hani öldür öldür var ya. O dönemin adetlerinde olay bu. Yani artisti yaptın mı, düştün mü ölürsün. Yani o kadar elinde olduğu halde, anlatabiliyor muyum? Yani imkanlar, töreler, her şey ona öldürmesine imkan verdiği halde ve öldürülmesi için gönderilmiş bir adamın bakın elinden kurtulduğu halde affediyor. Peki tesiri ne oluyor? Çok enteresan. Ben şimdi ne yapayım? İnsanların en iyisinin yanından geliyorum. Son kısmını da okuyayım, bitireyim. Bu da enteresan. Nakli sahih ile haber veriyorlar ki, Gazve-i Uhud'da veya Huneyn'de Şeybe İbni Osman el-Hacebi
Hazreti Hamza onun hem amcasını hem pederini öldürmüştü. Hazreti Hamza'yı tanıyorsunuz değil mi? İntikamını almak için gizli gizli geldi. Ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından yine yalın bir kılıç kaldırdı. Birden kılıç elinden düştü. Bak aynı şekilde öldürmeye geliyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona baktı, elini onun göğsüne koydu. Şeybe der ki o dakikada dünyada ondan daha sevgili adam bana olamazdı. Mümkün mü çocuklar? Ne enteresan hadiseler değil mi? Bakın öldürmek için gitmiş olduğu insan tam kılıcı kaldırıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bakıyor, kılıç düşüyor ve onun göğsüne elini koyuyor. Ve göğsüne elini koyduğu an bakın öldürmek için giden adamın lafına bakın. O dakikada dünyada ondan daha sevgili adam bana olamazdı. Peki nasıl olur bir nefret bir bakışla büyük bir sevgiye dönüşsün? Müthiş bir şey. Bu ne biliyor musunuz? Hani böyle aklınızda kalsın diye yapayım. Mıknatısın bir yönü vardır. Hani birbirlerini iterler değil mi? Ne kadar uğraşsanız yaklaşmaz. Ne kadar uğraşsanız yaklaşmaz. Ama onu şöyle çevirdiğiniz zaman ne olur? Tak diye yapışırlar. Peki neticede ikisi de mıknatıs mıdır? Mıknatıstır. Mıknatısların böyle çevirirseniz ne olur? Uzaklaşırken öteki türlü çevirirseniz birbirlerine kucaklarlar. İşte imanla küfür arasındaki değişim böyle arkadaşlar. O yüzden şaşırmayın. Bir insan bir saniyede nasıl dönüyor? Böyle. Yani öyle bir insanla karşı karşıya kalıyor. Cenab-ı Hak öyle bir hidayet tecellisine mazhar oluyor. Onun kalbindeki nefret itiyor ya mıknatıs. Bir anda aşka dönüşüyor. Bir anda kalplerin çevrilmesiyle. Şurayı okuyayım bitireyim. İmana geldi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Haydi git harbet. Bakın savaş esnasında olan hadiseye bakın. O öldürmek için gelen kişi bir dakika içerisinde Resul-i Ekrem'in koruması ve İslam adına savaşan bir mücahit bir sahabe hale dönüşüyor. Şeybe dedi ben gittim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde harbettim. Eğer o vakit pederim babam da rast gelseydi onu da öldürecektim. Şimdi bunu niye okudum? Bununla ilgili bir sürü hadise var. Peygamberimizi öldürmek için. Mesela bir tane daha okuyayım küçücük. Mesela Yahudiler suikast niyetiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduğu yere üstünden büyük bir taş atmak anında. Resul-i Ekrem oturmuş böyle bir yere üstüne çıkmışlar taşı atacaklar üstüne. Yani plan yapmışlar bu şekilde taşın altında öldürecekler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o dakikada hıfz-ı ilahiyle kalkmış. O suikast hakim kalmış. Yani böyle binlerce suikast yapılıyor peygamberimize. Öldürmek için. Şimdi ben bunları niye anlattım size? Yani neticede 3-5 tane hadise okuduk peygamberimizin hayatıyla alakalı. Ki bunlardan binlerce var. Sizin ve benim bu dersten alacağımız, öğreneceğimiz öz şu. Bir ayet var. Allah seni insanlardan korur. Korkma. Ecelinle öleceksin. Ve eceliyle ölüyor. Binlerce suikaste rağmen eceliyle ölüyor. Öyleyse Kur'an haktır. Çünkü İslam davasını bitirmenin en kolay yolu peygamberi öldürmekti. Binlerce kere denediler. Tabii kaç tane peygamber öldürmüşler. Ama bakın ayet apaçık ve 23 yıl hiçbir Allah'ın kulu dokunamıyor. Çünkü ayet koruma olduğunu apaçık söylüyor. İşte sadece ve sadece bir ayet. Sadece bir ayetle peygamberimizin hayatına baktığımız zaman Kur'an'ın hak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da değil mi, son peygamber olduğu apaçık gözüküyor. Bunun gibi arkadaşlar peygamberimizin hak bir peygamber olduğunu gösteren Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu gösteren binlerce bunun gibi deliller var. Biz sadece bu akşam bunun üzerinde durduk. Anlaşılmıştır herhalde. El-Fatiha.